Siyasi zihin dünyanızı şekillendiren ana unsurlar hangileridir? Politik şuurunuzu hangi ekollere borçlusunuz? Hangi kitaplar okunmalı? Ermeni de entelektüel bir ailede büyüdüm. Yani siyasi olan olaylara, olayları yakından takip eden, fikir sahibi olan, fikir emekten çekinmeyen dünya görmüş bir ailede yetiştim. Bütün çevremizde ve baştan beri bildiğimiz bir şey vardı. Türklerin milliyetçiliği barbarlıktır, başka bir şeyi yoktur, anlamı yoktur. Türk milliyetçiliği ikiyüzlülüktür. Zor zorbalıktır. Bundan kendini koru diye özetleyebileceğim bir iklimde yetiştim. Üç yaşından itibaren. şüphesiz bu bende yer, et, yer etmiştir. Ondan sonraki deneyimlerimizde de bu kendini tekrar 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 doğruladı. Yani 1964'te bütün Rum komşularımızın bir hafta içinde vahşice malları mülklerine el konarak e, yurt dışına e, sürgün edilmelerine tanık olduk. E, 12 Mart rejimine tanık olduk. 12 Eylül rejimine tanık olduk. Evet. Türkiye'nin hiçman, güvenilir ve medeni bir yönetime sahip olmayacağı fikrini fikri kafamızda yer etti. Bu önemli bir şeydir. Tabii ben ailemden daha radikal bir çizgiye savruldum. Benim kuşağımdaki herkes gibi 1968, 69, 70, 71'in olayları deniz gezmişler, mahir çayanlar o yaşta bizde romantik bir devrimcilik arzusu, bir devrimcilik vizyonu oluşturdu. Bunlarla işte böyle mücadele edilir şeklinde özetleyebileceğim. Naif bir duygusallığa kapıldık. Yani benim hayatımdaki önemli şeylerden biri e, bir, bir 1971 yılında bir gün bir aile meyindeyiz. Bütün ailenin dostları falan böyle 10-12 kişi vardı sofrada diye hatırlıyorum. Millet eğleniyor, coşuyor falan falan. O gün Mahir Şayan ve 10 arkadaşı Kızıltepe'de öldürülmüş. Kızıltepe miydi? Kızıltepe. Kızıl, Kızıl neydi? Kızıl bir şey köyünde o gün büyük bir infiale kapıldım. Büyük bir tepkiye kapıldım. 15 yaşındayım o tarihte. Ve kalktım bir nutuk çektim. Abi siz, siz ahlaksızsınız, utanmazsınız. Böyle bir günde eğlenilir mi diye. Ee, şimdi bütün amcalar, dayılar, enişteler falan falan. Sevan tamam sakin ol sever. Problem on, işte gençsin sen. Ee, davranışı içine girdi de bu, bu bir şeydir evde. ...bir dönüm noktasıdır... ...insanın kişiliğini şekillendiren... ...anlardan biridir... ...sonra zamanla daha... ...daha çok yönlü düşünebilme... ...imkanı buldum da... ...o temel bakış açısı bende değişmemiştir... ...daha sonraki siyaseti her zaman... ...çok ciddi yakından ilgi duydum... ...her düzeydeki insanla... ...rahat konuşabilmek gibi bir... ...avantajım ve kanım vardı... Ee, genç yaşlarda hep siyaseti düşündüm. Yani kendimi bir siyasi öncü, bir önder olarak e, tahayyül ettim. Fantezi tabii ama öyle. Ve o noktada şu gerçek yani sen kardeşim adını seven nişanyan olduğu sürece bu memlekette köpek reisinden öteye geçemezsin. Ve bunu da çok büyük bir haklılık olarak algıladım. Yani ben e, fikirlerimle, kişiliğimle, birey olarak varlığımla bu ülkeye verebilecek bir şeylerim var. Hakkım var. Ve bir takım cahil ve barbar insanların yönettiği bu ülkede benim hiçbir şansım yok. Ha o aşamada şeyi de düşünün. Git Amerika'ya yerleş Allah'ın belası. Orada yani başkan olamazsan bile Kissinger gibi Dışişleri Bakanı olabilirsin. Ee, yani hiçbir zaman Amerika bana o, o lezzeti vermedi. Yani aklımda vardı bir sürü şeyler de kalbimde yoktu. Kim? Benim arenam, benim ringim Türkiye. Fakat Adın seven olduğu için ikinci sınıf vatandaş konuşturmazlar. Konuşmaya kalkar ezerler. Bunlar şekillendirmiştir evet ee, şeyimi. Hangi kitaplar okunmalı ne bileyim ben kardeşim. Her kitap. Yani ne, 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 yersen yarar diye derlerdir ya. Zor kitaplar oku. Herhangi bir konuda zor kitaplar oku teorik veya pratik ciddi kitaplar yani üzerinde akıllı bir takım insanların yıllarca emek verdiği herhangi bir kitabı okusan yani bu Sri Lanka'nın bitki örtüsü hakkında da olabilir. Eski Roma'da süvari sınıfının ekonomik durumu hakkında da olabilir. 14. lüğünün maliye politikası hakkında da olabilir. Yeter ki esaslı bir kitap olsun. Yani ve de, de, ne derler? De, iş olsun, torba dolsun mantığıyla üretilmemiş. Üzerinde emek harcanmış olan. Bir kitabı okuduğun zaman istifade edersin. Çok şey öğretir sana. Evet. Sri Lanka'nın bitki örtüsü hakkındaki kitap da sana örtüsü dışında da birçok şey öğretir. İyi bir kitap nasıl yazılır, iyi nasıl düşünülür, emek nelere kadirdir bunları öğretir sana. Temel bakış açın yani e, dünyadaki duruş yerin kitaplarla oluşmaz, başka bir yerden oluşur. Ya doğuştan gelmedir ya da ilk küçük yaşlarında oluşur onlar. Ama bunun içini doldurmak için, bunun e, zenginleştirmek ve haşırmak için iyi kitaplar okumanın sayısız faydası olduğunu düşünüyorum. İyi kitaplar okumak, kaliteli insanlarla tanışmak ve onlarla sohbet etmek ve e, ciddi bir işe, ciddi bir göreve vaktini, emeğini, kalbini, aklını, her şeyin zamanını, sağlığını Adamak, herhangi bir şey olabilir bu. Deli bir proje de olabilir. Batan gemiyi yüzdürmek de olabilir. Ama buna e, bir seneni, iki seneni, beş seneni veriyorsan ve bir canla başla verebiliyorsan, adam olursun, büyürsün. Veganlık muhtemelen anlamsız olmasına